Şehirde hep hayallerim vardı. Tabii şehirde nüfus büyüdükçe, sanayi büyüdükçe sanayinin getirdiği kirlilikler şehri hakikaten yaşanmaz hale getirdi. Altyapısı eksikti şehrin. Şehrin ortasından geçen ve şehri ikiye bölen Porsuk Nehri'nin afetlere sebep olarak taşması, yağmurlarda taşarak sellere neden olmasıydı. Çok müşkül durumda bir belediye başkanıydım. Köprüleri yenilemek durumundaydık. İki, Porsuk'u afet riski ile halkı tehdit etmeyecek, şehri tehdit etmeyecek bir hale getirmek durumundaydı. Şehri hem görsel açıdan hem kullanılabilir açıdan tercih edilebilir şehir, bir şehir haline getirdik. Trotuarlarda, yollarda engelli erişimine uygun standartlarda üretimler yapılmıştır şehrimizde. Fakat tramvaylar ve toplu taşımalar bize uygun hale geldikten sonra bağımsız bir yaşama başlıyorsunuz. O özgürlük ifadesi oldu benim için. Şehirde Porsuk'un iki yanında kafeler yapıldı, barlar yapıldı, kitapçı dükkanları açıldı. Çok hareketli bir hale geldi. Bu ise Eskişehir'de turizmi patlatmaya başladı. Yaralaştırılmış bölgeler sayesinde insanlar ulaşmak istedikleri yerlere daha kolay ulaşabildiler. Yani şehri arabalar için değil, insanlar için tasarlamış olduk. Buraların ben araç trafiğine kapatılması durumunu çok olumlu buluyorum. Çünkü hem tramvayın kullanımını rahatlatıyor, ulaşımını rahatlatıyor. Aynı zamanda da insanların o işte etkileşimini, oradaki bulunma durumlarını artıran bir sonuç doğuruyor bu. Ben doğuma büyüme Eskişehirliyim. Öncesinde bir kadın olarak bu tarz işlerde çalışamazdınız. Kadın olarak kendiniz gezemezdiniz. Pısırık bir kadınken güçlü bir kadın haline geldim. Çünkü neden? İşim var, para kazanıyorum, geziyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, kendimi de geliştiriyorum. Bu şehirde yaşayan insanlara şehirleriyle gurur duyacakları, yaşamaktan, Eskişehir'de yaşamaktan mutluluk duyacakları şeyler yaptık. İnsanların o etkileşimi olsun, o olumlu hava sizi direkt içine çekiyor ve hemen bir adapte ediyor sizi şehre. Yani her yapılanın yalnızca biz özel gereksinimli olan bireylere değil, herkese için tasarlandığında ortak kullanım alanlarının ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu. Eskiden kimse gelmezdi, niye Eskişehir'e gelsinler ki? Şimdi farkı görebiliyorum, o kadar çok turist var. Şehir İnsanları caddelerde buluşturur. İnsanlar birbiriyle caddelerde temas ederler, sokaklarda, çarşılarda temas ederler. Yaşayan bir şehir böyle bir şehirdir.